etmiş olduğun üzere enflasyondaki seyri izliyoruz ama özellikle tüketici tarafındaki unsurlara yoğunlaşmışken bunun özellikle küresel arz ve tedarik sorunlarından açıkçası küresel taraftaki jeopolitik gelişmelerden son dönemde ki Covid döneminde özellikle küreselleşmenin de ciddi anlamda sorgulandığı bir dönemin ardından bu gelişmeleri takip ediyoruz. Üretici fiyatlarındaki etkinin açıkçası ne kadar tüketici tarafına yansıdığını ve üretici ile tüketici fiyatları arasındaki ilişkiye ne kadar yoğunlaşabileceğimize göz atmaya çalışacağız. İlk grafiğimizde açıp 2000'lerin başından itibaren ki şu anda bir savaş gündemiyle açıkçası küresel ekonomik gelişmeleri takip etmeye çalışıyoruz ama 20-22 yıllık bir süreç içerisinde dünya çeşitli farklı jeopolitik konularla meşgul oldu. Bu dönemde Türkiye'de üretici ve tüketici fiyatlarının seyrine baktığımızda burada özellikle 2010 yılından sonraki seyirde görüleceği üzere üretici fiyatları ile tüketici fiyatlarının birbirlerine yakın seyrettiğini görüyoruz. Kırmızı çember içerisine aldığımız, oval çember içerisine aldığımız yer içerisinde buradaki birbirine yakın seyri görüyoruz. Bu noktada üretici ve tüketici fiyatlarının seyrinde farklı etmenler rol oynuyor. Sepet bazında baktığımız zaman özellikle üretici fiyatlarının vergi hariç değerleniyor olması, hizmet fiyatlarını içermemesi, işlenmiş gıda ve tarım ürünleri tarafında iki farklı endekste yani üretici ve tüketici fiyatları endeksinde eşanlı kapsam bakımından bazı örtüşmeme durumlarının olması ve ÜFE'deki kur ve ithalat geçişkenliğinin yüksekliği ile TÜFE'de dolaylı vergi etkisi gibi unsurlar rol oynuyor açık. Peki 2017 yılından sonraki bu noktada özellikle çift taneli TÜFE'ye geçtiğimiz dönemlere tekabül ediyor. Ne oldu da özellikle üretici fiyatlarındaki seyir şu anda yıllık bazda görüyoruz yıllık artışları. TÜFE'ye oranla daha oynak bir hale geldi. İkinci grafiğimizde de aylık bazda ampirik olarak buna bakmaya çalışacağız ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ekonomi notları sayfasında da buna ilişkin bir makale var. Buradan da faydalandık. Bu geçişkenlik ilişkisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ampirik çalışmasında etki tepki çalışması olarak resmedilmiş ve uzun dönemli hareketli ortalamalarda az önce benim 2010 yılından sonra işaret etmeye çalıştığım paralelliğin aylık bazda burada değerli izleyicilerimiz beyaz renkli aylık ÜFE değişimlerinden görebilirler. ÜFE tarafında bilhassa kur ve ithalat etkisi nedeniyle daha oynak bir hale geliştiğine vurgu yapıyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ki biz son dönemde senin de vurguladığın üzere son gelen enflasyon verilerine de baktığımızda %50'nin üzerinde Nisan ayı itibariyle 51,9'luk bir yurt içi ÜFE ve TÜFE farkı görüyoruz. Bu noktada 3. grafiğimizde de biz özellikle kur ve ithalat tarafındaki etkiden bahsetmiştik. Buradan bir etmen olarak enerjiyi seçtik açıl. 2018 yılında hatırlanacağı üzere özellikle Ağustos ayının ortalarından Eylül ayının ortalarına kadar kurlarda yukarı yönde hareketliliği izlemiştik. Değerli izleyicilerimiz burada yine 2018 yılının sonuna yaklaşırken enerji kalemindeki ÜFE'deki etkiyi görebilirler. Ve bilhassa 2021 yılının ortalarından itibaren enerjide ki bu sabah da enflasyon verileri açıklandıktan sonra %250'lere yakın yıllık bazdaki değişiminden bahsetmiştik enerji kaleminin bahsediyor. Özetle üretimdeki imalat sanayi ve enerji etkisiyle yurt içi ÜFE ve TÜFE rakamlarını biraz önce sıralamaya çalıştığım unsurlar kapsamında maliyetten kaynaklı olarak